Deniz Hanım devam etmek ister mi? Öncelikle bu nezaketin için çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Gerçekten çok efendim. Zarif bir davranıştı. Çok teşekkür ederim. Bir kere çok şıksın. Çok yakışmış duruşun, kılığın, kıyafetin. Çok sağ olun. Söylediğin şarkıyla aynı ağırlıkta ve aynı güzellikte. Şunu düşündüm sen bu şarkıyı söylerken. Belli ki sanat musikisiyle ilk defa, yani ilk defa seslendiriyor gibi geldi bana. Ama çok başarılı altından kalktın. Sanki bu işin eğitimini alsan, böyle bir albüm yapsan, genç nesle ne kadar enteresan bir şey sevdirirsin. Kızlar bayılırlar sana da, Türk musikisini senin sesinden dinlemeye de. Tabii ki bu işin eğitimini aldıktan sonra. Çok mutlu oldum yani, çok keyifle seyrettim seni, dinledim. Sağ olun. Ben bu arada sağlık. Teşekkürler, sağ olun. Ben bu arada Drums, çok teşekkür ederim Drums'a. Ayrıca sanat yönetmenimiz Ayça Hanım'a da çok teşekkür ediyorum. Bize bu güzel kıyafetleri uygun gördükleri için, size de bu iltifatlarınız için teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Rica ederim. Teşekkürler. İbrahim Bey. Şimdi o kadar güzel şeyler söyledi ki bana bir şey kalmadı gibi geliyor bana. Çok var. Bitmez çok güzel var. Şeyler. Geçen hafta da söylemediniz İbrahim abi. Bu hafta bari bir şeyler söyleyin. Hayır. Her hafta geçiştiriyorsunuz. Yani her şey tamam da şey güzel, bana iyi gelmedi mesela. Dedi ki bir albüm yapsanız bilmem ne yapar. Bu biraz bana abartı geldi. Yok yok, eğitimini alsa hani Türk musikisini bu kadar genç ve fiziği düzgün bir kişinin tabii sesinden abi, dinlemek. Türk müzikisinde meyanlı şarkılar var. O meyanlı şarkılar nasıl olacak? Canım çalışırsa dedim ben de. Çalışırsa yarın yok, yap demedim bu sesle ki. İlgili kızım. Yapabilirse canım, Allah Allah, ben yarın yap dedim mi? Hayır, sen bu şarkını yorumunu yap. Kaset yaparsa ne bir şey. Ya canım böyle, böyle konuşmak istedi. Yok. Ha, canın öyle istedi. Ha. Ben canın istediyse bir şey diyemem. Ama Seyfo'nun dediği gibi eksik bir şey bulmadım gerçekten. Keyifliydi. Dinlemediğimiz, zaman zaman hasret kaldığımız ve dinleyemediğimiz klasikleşmiş şarkılarımız bunlar gerçekten. Ben yine tezimi savunuyorum. Yine savunuyorum. Bizim Türkiye Cumhuriyeti olarak mesela yabancılar tarafından bilinen bir müziğimiz yok halen. Onu yine savunuyorum. Ama sahip Türk sanat müziği bizimdir diyoruz. Tamam. Atalarımız, büyüklerimiz yazmışlar. O kadar güzel şeyler yazmışlar ki. Dede efendiler, yani isimlerini saymayacağım. Dünya kadar güzel insanlar, çok güzel şiirler ve çok güzel besteler yapmışlar. Ama ben halen bilmiyorum bu bizim midir yani. Biz yaptığımız için bizim diyorum. Arkasında ama bizim, durduğumuz sürece bizim. Bizim yani. Türkiye Cumhuriyeti olarak tanınmamız açısından mesela bizim bir müziğimiz nedir? Yine onun şeyindeyim ama hasret kaldığımız ezgileri bu akşam Ahmet Hoca da sağ olsun. Keyifli bir şekilde dinleyeceğiz. Daha ben hafif hafif duygulanıyorum. Daha şeye girmedim tam. Duygulanma moduna girdim. Ağlayacağım. Hiç merak etmeyin, ağlayacağım. Eksik bulamadım. Dört dörtlük değil ama tabii ki dediğim gibi yani bir hafta çalışıp Türk sanat müziği şarkısını söylemek ve bir de tarz başka. O tarzdan bu tarza geçmek gerçekten olay. Ama olayı başarıyorsunuz. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Daha çok güzel eserlerimiz var. İbrahim Bey, sizi de memnun edeceğiz. Merak etmeyin. Yarışmacılarımız içeride çok heyecanlı. Bir şey söylemek istiyorum. Bir dakika. İbrahim Bey, üç günde bir Avrupa'dasın. Konser üstüne konser, konser üstüne. Eğer Türk musikisinin dünya çapında tanınmasını istiyorsan yanına bir Alaturkacı al, beraber gidin. Ya ben anlatamadım ya sizin anlama kabiliyetiniz zayıf. Ben diyorum ki yabancılarda bir bu Türk müziğimiz, Türk müziğimiz, Türk müziğimiz. Arkadaşlar lütfen devam Türk etsin müziğimiz. Ne kadar tuhaf. Türk İmparator müziğimiz. Hakaret ediyor, oradan da imparator diyorlar. Ben yok, hakaret etmiyorum. Yani hakaret yok. Anlayışın kıt dediğine evet, göre. Evet kıt, sen başka türlü anlıyorsun herhalde. Niye başka yani, ya türlü buradan anlayayım. Ya buradan tutacağım. Niye başka ben türlü diyorum anlayayım. Ki bizim bir yabancı, aa bu Türk müziğidir diyebilir mi ya, bu Türklerin müziğidir diye, onu ben savunuyorum diyebilmek ya. İçin onlara bunu dinletmek lazım devamlı Türk olarak. Türk sanat müziği yanında bir tane bilen götür diyorsun. Yani götürürsen yavaş yani yavaş Türk sanat müziği bilen birini götürürsem onlar anlayacak mı? Yavaş yavaş kulakları dolar. Hadi bir eser olsun.
Hadi bre, sağ olsun. Peki, teşekkür ediyoruz. Türk sanat müziği bizim müziğimiz ve Deniz Hanım'ın dediği gibi biz arkasında durduğumuz müzikte. Ya tamam, bizim müziği kızım. Bizim müziğimiz olmaya devam edecek. Ben bizim müziğimiz demiyorum ki. Bir İspanyol müziği var. Çalındığından bu İspanyol müziği diyorsunuz. İbrahim Bey, İnşallah onların yeni gelen genç arkadaşlarımız sayesinde dünyayı tanıtacağız. Bir şey söylemek istiyorum. Bizim pazarımız çok dar, küçücük, koskoca Türkiye'de. Genişletelim efendim. Genişletelim ama siz prodüktörsünüz, plakçısınız. Hayır İbrahim Bey. Genişletmek için arabesk mi okumak lazım? Ne okursanız okuyun. Önemli olan bunun pazarını, bu pazarın kapılarını aralayabilmek, şu Türkiye sınırlarından çıkıp dünyaya müziğini ne yapıyorsan duyurabilmek. Siz bugün plakçısınız aynı zamanda. Buyurun yapın. Benim? Evet. Tek başıma. Ya kendiniz yapın ya sizin size ait olan sanatçılarınıza yapın. Birilerinin artık bunları yapması gerekiyor zaten. Tabii Azeri ki, müziği diyoruz. Mesela bir Azeri'nin bile kendine has bir müziği. Çünkü Azeri abi müzik halk dedi, müziği ne bizim diyoruz. Türk sanat müziği ne bizim. Batı müziği ne bizim diyor. Hangisi bizim çünkü ya? Çünkü bizim pazarımız sadece Türkiye sınırları içinde kısıtlı. Koskoca Tarkan bizim medarı iftarımız Tarkan bile yurt dışında bir albüm yapmak için kim bilir ne çileler çekiyor. Yani kolay değil. O yüzden ne çilesi ya? Tabii ki daha kaç yıldır albümü çıkmadı Tarkan'ın. Ah canım çok üzüldük. Ne oldu ki? Üzücü bir durum bence. Ha, parasız mı kaldın? Bence bir şey üzücü oldu? Bir durum. Hayır yani çok çile çekiyor dedin. Çile çekiyor millet şu anlamda. Millet keyfine bakıyor kızım, sefasına bakın. Şöyle çilesi. Şu anlamda çile İbrahim Bey. Allah yediler beni bunu. Hayır şu anlamda çile. Yediler beni bu akşam. Şu anlamda çile. Türkiye'de bu kadar süperstar olmuş bir starımızı biz dünyada albümünü hala da pazara koyamadık, çıkaramadık. Ya da kendisi yani ne düşünüyorlar, ne yapıyorlarsa o kadar vallahi kolay siz belki, değil. Siz belki burada uyuyorsunuz ama ben Fas'a niye çıkarmıyorsunuz? Tunus'a gittiğimde. Madem öyle. Bakın çok gerçek bir şey söyleyeyim. Arkamdan tatlı ses diye bağırdılar. Cimbom diye bağırdılar, Tarkan diye bağırdılar. Bunu da söyleyebilirim. Güzel. Burada süper. Utanmadan söylüyorum. Süper. Ya ama diyorsunuz ki belli değil. Herkes tanıyor bizi, merak etme. Ya tanımak tanıyor, önemli bizi değil. Bizi tanıyor da bizim müziğimiz nedir onu bilmiyorlar. İşte yani o yüzden onu pazara çıkarmak lazım. Ne, mesela hangisi? Sen nasıl? Ne diyeceğiz mesela? Ya sizin tarzınız, arkasına durduğunuz, söylediğiniz şey neyse. Bakın dünyanın hiçbir yerinde bağlama yoktur. Bağlama zannediyorum Türkiye'de var. Onu bile bizimdir dedirttirememişiz. O zaman tek bağlamayla lütfen bir albüm yapın ve Avrupa'da satın, Amerika'da. Bunu siz yapmayacaksınız da kim yapacak yahu? Peki, biz umutluyuz. Tatlı ses Cimbom ve Tarkan'ın arkası gelecek. Genç arkadaşlarımız sizlerin de desteğiyle. Kesinlikle gelmeli zaten yani. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz görüşleriniz için. Gara Mafyan, siz ne düşünüyorsunuz? Tamer bir Türk sanat müziği albümü çıkarsın mı? Değilciğim, arkadaşlarıma bir tek şey anlatmak zorundayım. Fakat bunu daha sonra anlatacağım. Yani birkaç yarışmaya sorup yarışmaya devam etsin. Herkes çok haklı fakat haksız olduğum nokta var. Bunu daha sonra söyleyeceğim. Tamer, her hafta daha güzel oluyorsun. Bu hafta anormal şıksın. Hakikaten sana çok yakışmış. Şarkın çok güzel. Ahmetciğim çok teşekkürler. Biz her hafta böyle güzel konser dinlersek zaten burada yapmaya başlayacağız. Çok güzel. Parçalarınızı güzel söylüyorsunuz. Arkadaşlarıma katılmadığım bir şey var fakat onlar nedir bana o katılacak. Bunu şimdi hayır, duysak. Şimdi çocuklar biraz ama devam etsinler. Çünkü bir de hayır, basın kendi kendine yazıyor. O zaman bir garo, garo Mafyan da arkada durdu, konuşmadı, bir şey demedi. Peki, siz müsaade misiniz? Evet, müsaade o zaman. Anlatın ne abi. Olur bana 3 dakika verir misiniz? Birazcık zaman. Kaç dakika? 3 dakika. Sadece 3 dakika. Herkesin bilmediği bir konu var. Bu konuyu anlatırsam herhalde keyifli olacaktır. Lütfen dinlerseniz çok mutlu olacağım. Zamanınızı alırsam beni bağışlayın. Lütfen Garo Bey. Tabii. Dinliyoruz. Çok sevdiğiniz bir arkadaşımız bir gazetede bir yazı yazmış. Bu Türk sanat müziği bizim bir konuştuğumuz konu hakkında yanlış. Yerden göğe kadar yanlış. Osmanlı İmparatorluğu'nun toprakları belli. Bu müzikler içindeki kültür belli. Bu müziklerin nasıl yapıldığı, nasıl icra edildiği belli. Önce bir şey düşünün. Ben hayatımda bugüne kadar bir tek bir Türk sanat müziği gecesi yaşadım. Hala yaşıyor. Şayet bir gün canlı yayında bağlanabilirsek önce saygılarımı sunarım. Müzeyyen Senar şu anda aramızda yok. Pardon. Bir dakika beni kesmeyin. Çok yalvarırım. Haklısınız fakat Safiye ile Müzeyyen Senar, Piren Altındağ Sözeri, Mustafa Sağ Yaşar ve burada bulunan eşim şu anda bizi izliyorsa sevgili Sezen, gökyüzünden izleyen onu, biz bu konseri Kıbrıs'ta yaşadık. 7 parça klasik sazınla
Arkadaşlarım beni mutlaka onaylayacaktır. Çünkü onlar çok mükemmel müzisyen. Hepinize saygılar sunarım ama beni onaylayın. Türk sanat müziği 7 parça sazla yapılan bir müzik tarzı. 77 sazla yaptığınız zaman aynı şeyi, aynı enstrümanı 7 tane çalarsanız akortsuzluk çıkar. İbrahim Bey söylediği gibi. Fakat o akşam Sayın Müzeyyen Senar'ın yaptığı gibi söylerseniz çok güzel bir şey olur. Biz bunu beceremedik. Yalnız bir antipant bir şey daha söyleyeyim. Türk sanat müziği, Türk müziği konservatuarı açıldı. Çocuklarımız çok güzel şarkı söylüyor. Hocalarımız yetiştiriyor. Bir tek şeyi çok iyi bilelim. Bizim müziğimiz, Osmanlı bizim eskimiz. Türkiye Cumhuriyeti 1923'te kuruldu. Fakat biz onların arkasında duruyoruz her zaman. Bunu hiç kimse unutmasın. Biz tarihimize sahip çıkarsak, geleneklerimize sahip çıkarsak o zaman başarılı oluruz. Bunu hiç unutmayalım. Ama sanatçılarımıza sahip çıkarsak çok daha keyifli oluruz. Bravo. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Tamer Bey kısacık. Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Çok güzel söyledin. Tebrik ederim oğlum. Çok teşekkür ederim. Aferin. Çok sağ olun. Ben İbrahim Bey'e bir iki söz söylemek istiyorum. İki haftadır, üç haftadır hep geçiştiriyorsunuz. Neden bilmiyorum ama tabii ki eksiklerim var herhalde size göre. İnşallah halk takdir eder de kalırsam önümüzdeki haftalara daha da güzel sizi de konuşturacak bir şarkı söylemek isterim yani. Hayır, çünkü hiçbir şey söylemiyorsunuz. Peki, bana hep Tamercim. Güzel diyorsunuz, geçiştiriyorsunuz. Hayır. Nasıl geçiştiriyoruz? Daha nasıl geçiştiriyoruz? Güzel diyoruz. Hiç geçiştirmiyoruz. Çok güzel yorumlar da bulundu. Öyle bir şey atlamam. Onu bir defa bil. Senin suratından bu tartışma başladı zaten. Canın sağ olsun. Canın sağ olsun. Peki. Önümüzdeki haftalara Kalman ve İbrahim Bey'in yorumlarını duyman için aday numaranı hemen hatırlatalım. Geçen hafta aramızdan ayrılan, elenen arkadaşımıza annesi tabii ki evlattır, evlat. Bütün anneler evlatları için canlarını verirler. Annesiyle röportaj yapmışlar, demişler ki, kadın iki cümle söylemiş. Demiş ki İbrahim Tatlıses ve Deniz Eki'ye teşekkür ederim yorumlarından dolayı. Oğlum yorum yaptılar diye oğlum gitti. Ben yorum yapsam burada kimse kalmaz biliyor musun? Anne hassas. Öyle bir şey tabii ki mümkün değil. O biraz duygusal davranmış olabilir. Biz hepsini bağrımıza basmışız kardeşimiz gibi. Evlatlarımız gibi. Onun dışında bir kötülük, bir art niyet kesinlikle olmaz. Mümkün değil ya. Onu hepimiz burada yaşıyoruz. Yani insanlar zaten dinliyor, insanlar izliyor, görüyorlar. Yani biz insanlara bir şey buradan aklanamayız ki. Ve oyları onlar gönderiyor. Hemen Tamer'in aday numarasını hatırlatalım. Tamer için oylar 29.55'e ama Tamer'in aday numarası 111 111 tuşlanarak önce. Peki sıcak oda ne alemde?